çıkanlarım ve eşitlikçi erkekler, sevgili kız kardeşlerim. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü vesilesiyle 81 ilde eş zamanlı olarak tüm il başkanlıklarımızda yapacağımız basın açıklamasını değerli basın emekçileriyle şimdi paylaşmak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, gücünü üst üç kız kardeşin bir diktatöre karşı verdiği onurlu mücadeleden alıyor. Tarihe Mirabel kardeşler olarak geçen bu üç kadın, ülkelerinde demokrasiyi savundukları için vatan haini ilan edildiler ve defalarca hapse atıldılar. Bir 25 Kasım günü Mirabel kardeşlerin arabasını yolda durduran diktatörün yandaşları, kardeşleri önce tecavüz etti, daha sonrasında öldürüp uçurumdan aşağı yuvarladı. Vahşice katledilmelerinden önce Maria Mirabel şöyle demişti: "Belki bize en yakın şey ölüm. Ancak bu beni korkutmuyor. Haklı olan her şey için savaşmaya devam edeceğiz." Bravo. 61 yıl önce canlarıyla bedel ödeyen bu cesur ve onurlu kadınların mücadelesi bugün burada bizlerin omuzlarında yükseliyor. Bu bilinçle dünyaya ve ülkemize demokrasiyi, adaleti ve eşitliği getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak bir yandan örgütlü gücümüzü arttırırken, diğer yandan dünyadaki ve Türkiye'deki kadın hareketine ses katıyor, mücadeleyi hep birlikte büyütüyoruz. Ülkemiz demokrasiden uzaklaştıkça kadına yönelik şiddet hız kesmeden artıyor. Kadınlar sırf kadın oldukları için katlediliyorlar. Şiddete uğruyorlar. 11 gün önce Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden katil Can Göktuğ Boz, "Birini öldürmeyi planladım. Kadın direnemez diye onu öldürdüm," demişti. Bizler en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza sahip çıkmak için direniyoruz. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı tek adamın kararıyla çıkılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İlk seçimlerde kadın düşmanı zihniyeti sandığa gömeceğiz ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söz verdiği gibi ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Ve sözleşmeyi yürürlüğe koyarken tüm maddeleriyle de uygulayacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçen yıl sözleşmenin bir maddesini hayata geçirdik ve genel merkezimizde bir Alo Şiddet hattı kurduk. 444-8285 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara 7/24 ücretsiz destek hizmetleri verdik ve vermeye devam ediyoruz. Yaşam en temel haktır diyerek yaşamak adını verdiğimiz bu proje kanalıyla şunu çok daha net görür olduk. İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararından sonra iletilen şiddet vakalarında artış var ne yazık ki. Eğer İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsaydı ve uygulansaydı, şiddet uygulayan birçok fail caydırıcı cezalar alacaktı. İmza tarihinden bu yana öldürülen binlerce kadın bugün hayatta olacaktı. Katiller "Yatarım 3-5 ay çıkarım" mantığıyla hareket edemeyecekti. Çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunanlar delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılmayacaktı. Süreli nafaka ve aile hukukunda arabuluculuk gibi konular tartışmaya dahi açılmayacaktı. Sözleşme her gün aşındırılmaya çalışan haklarımıza koruyucu bir kalkan olacaktı. Bu süreçte hakkında uzaklaştırma kararı bulunan birçok erkek kız kardeşimizi hayattan kopardı. Nermin, 4 yıl önce boşandığı Mahir Ağa'ya yönelik "beni karakolda öldürecek" diyerek koruma kararı istediği karakoldan dönerken sokakta aynı erkek tarafından katledildi. Sivas'ta yaşayan 8 çocuk annesi 60 yaşındaki Mevlüde Parlak,
yemek yapmadığı bahanesiyle evli olduğu Rahmi Parlak tarafından öldürüldü. İstanbul'da yaşayan 32 yaşında iki çocuk annesi Ulviye Ava, sırf ikinci eş olmayı reddettiği için Mehmet Demir tarafından öldürüldü. 56 yaşındaki Behiye Çakır, boşanma aşamasında olduğu Ali Çakır tarafından 500 TL tutarında nafaka istediği için katledildi. TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz, 15 bıçak darbesiyle katledildiğinde, onu katleden Orhan Münis, aşırı sevgiden öldürdüm dedi ve dahası tutku indirimi aldı. Katiller cinayeti işlemeden önce nasıl ceza indirimi alacaklarına ilişkin internette arama yapar oldular. Yargılanırken bahanelerin arkasına sığındılar. Önceki yargı kararlarından cesaret aldılar. Değerli basın mensupları, bu ölümlerin ve şiddetin sebebi uygulanan politikalar değilmiş gibi AKP sözcüsü Ömer Çelik çıktı ve toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın zamanı gelmiştir dedi. Günaydın. Sanki 19 yıldır iktidarda olanlar onlar değilmiş gibi konuşuyor. AKP iktidarında kadına yönelik ekonomik şiddet de arttı. Çalışabilir nüfustaki her üç kadından sadece birisi çalışma hayatının içerisinde. Her iki kadından biri kayıt dışı çalışıyor. Kadınlar eşit işe eşit ücret almıyorlar. Bizlere ne giyeceğimizden kaç çocuk doğuracağımıza kadar dayatılan bir hayat reva görüldü. Bizler AKP'nin kadın cinayetlerini fıtrat ve kader söylemine mahkum ettiğini unutmuyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğimizde yol haritamızı 6 ayda 6 kolaylık başlığıyla açıkladı. İktidara geldiğimizde ilk 6 ayda ne mi yapacağız? Birincisi, kadına yönelik şiddetle mücadelemiz derhal başlayacak. İstanbul Sözleşmesi'ni ilk bir hafta içerisinde uygulayacağımızı söylemiştik. Ayrıca kadına şiddet davaları için özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay'da ayrı bir ceza dairesi kuracağız. Hakim ve savcılar ile tüm adli makam çalışanları kadına yönelik şiddet konusunda özel eğitim alacak. Her polis karakolunda içinde en az bir kadın polisin yer aldığı ev içi şiddet konusunda eğitim almış olan ekipler oluşturacağız. Şiddet bildiriminin aile hekimleri tarafından da yapılması için polis ve aile hekimi arasında bir iletişim ağı kuracağız. Kadınlara şiddet uygulayanların ihlal indirimlerinden faydalanmasına izin vermeyeceğiz. İş yerinde veya evde, her nerede olursa olsun, kadına yönelik psikolojik ve ekonomik şiddet ile ayrımcılık da fiziki şiddetle aynı kapsama alınarak suç sayılacak. İktidarımızda kadınlar adaleti ve güvenliği sosyal medyadan aramak zorunda kalmayacaklar. 2. Aile destekleri sigortasını hayata geçireceğiz. 1971 yılından beri yasalaştırılmayan aile destekleri sigortasıyla ev kadınlarının sosyal güvence sorununu çözeceğiz. Hane geliri asgari ücretin altında olan aileler için aile destekleri sigortasından mali destek sağlayacağız. Bu destekleri hanedeki kadının adına açılan banka hesabına yapacağız. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek, hiç kimsenin onuru zedelenmeyecek. 3. Kadın istihdamını arttıracağız. Ev kadınlarına iş, eve aş sağlayacağız. Çalışmak isteyen ev kadınlarına destek olacağız. KOBİ'ler aracılığıyla yarı zamanlı kadın istihdamını arttıracağız. Ev kadınlarına istihdam sağlayan KOBİ'lere aile destekleri sigortası kapsamında maaş ve vergi desteği sunacağız. Ev kadınlarının devlet memuriyetine atanmasını teşvik edeceğiz. Kamudaki yönetim kademeleri için en az %35 kadın kotası uygulayacağız. Yönetim kademelerinde %35 veya üzerinde kadın çalışanı olan özel sektör şirketlerine vergi teşviki uygulayacağız. 4. Boşanan kadınlar için yeni başlangıçlar fonu oluşturacağız. Eşinden boşanan kadın aile destekleri sigortası kapsamında kuracağımız yeni başlangıçlar fonu ile taşınma ve ev kurma desteği alacak. Kadın çalışmıyorsa istihdama katılımı için yerel yönetimler tarafından eğitim ve iş bulma desteği vereceğiz.
İktidarımızda kadınlar hiç kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarının üzerinde durarak hayatlarını sürdürebilecekler. 5. Doğum izni uygulamasını geliştireceğiz. Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içerisinde işine dönememiş veya işinden ayrılmak zorunda kalmış kadınlar yeniden iş hayatına dönmek istediklerinde pozitif ayrımcılık uygulamalarıyla karşılaşacaklar. Bunlardan yararlanacaklar. Ve son olarak 6. Güçlü bir kadın sağlığı programını başlatacağız. Kadınların sağlık, bakım ve hijyen konusundaki en büyük güvencesi devlet olacak. Ergenlik çağına giren kız çocuklarının sağlık harcamaları ücretsiz olacak. Rahim kanserini önleyen HPV aşısı da dahil olmak üzere tüm önleyici sağlık harcamaları devlet tarafından ücretsiz karşılanacak. Değerli basın mensupları, bugün tekrar söylüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak 81 ilden haykırıyoruz. Geliyor, gelmekte olan diyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz.